Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte birkaç coin'i değerlendirmeye alacağız ve bu coin'lerin neye göre yükselip düştüğünü bir analiz edeceğiz. Öncelik olarak arkadaşlar, bu belirlediğim coin'ler hem GTO hem de Binance sitesinde bulunuyor. Eğer hala bu ikisi de üyedeyseniz aşağıdan verdiğim referanslı linklerden indirimli bir şekilde üye olabilirsiniz. Hemen buradan borsalara geçiyoruz şimdi. Bunların değerlendirmesini Binance'dan yapacağım. Çünkü tüm bu coin'ler benim Binance hesabımda bulunuyor. Ancak bunları dediğim gibi GTO sitesinden de alabilirsiniz. Şimdi ilk coin'imiz ANT coin. Arkadaşlar bakın, burada crossover işlemi oluşmuş. Ben bu coin'i ortalama 5.50'den falan almıştım arkadaşlar. 2-3 gün önce. Ve bu coin 7 dolara 7.70'e kadar geldi. Ben 7.20 civarlarından biraz sattım arkadaşlar. Sonra elimde 5 adet bulunuyor. Ve şu an ufak bir düzeltme aldı arkadaşlar. Yalnız bu düzeltme kendi yeniden yükseltecektir. Bildiğiniz gibi bir coin hiçbir zaman sonsuza kadar yükselmez. O yükseltmenin düzeltmesi gelecektir arkadaşlar. Bu yükseltmenin düzeltmesi de burada bu şekilde gelmiş. Bu düzeltme tekrar kendini ileriye taşıyacaktır. Hemen buradan bir analizini de yapayım sizin için. Şimdi arkadaşlar, CoinMarketCap'i açtıktan sonra burada Aragon ANT adlı coin'e geliyorum. Şu anki fiyatımızı buradan görebiliyoruz. Hemen buradan overview diyorum. Arkadaşlar total supply 39 milyon adetmiş bu coin'e ve şu an tüm coin dolaşımda. Ondan sonra hemen şu aşağıya gelelim. All time high'a bakacağız. Arkadaşlar şimdi Ağustos'un 13'ünde, yani 7 ay öncesinde bu coin 11.45'e kadar yükselmiş. Yani 7 ay önce 11.45'e, şu ankinin ortalama 2 katı kadar bir fiyata yükselmiş. Önümüzdeki zamanlarda yükselme potansiyeli olan bir coin arkadaşlar. Bir coin'in yükselmesi ile ilgili kriterler neler olduğunu önceki videolarımda açıklamıştım arkadaşlar. Buradan hemen sosyal hesabına geliyorum. Sosyal medya hesabından arkadaşlar yapılan paylaşımlar, airdrop hareketleri, ondan sonra partnerlik anlaşmalığı, herhangi farklı bir borsada listelenmesi o coin'in yükselmesine sebep olacak kriterler olarak geçiyor arkadaşlar. Buradan Twitter hesaplarını takip edebilirsiniz alım yaptığınız coin'lerin. Güncel olarak haberdar olabilmeniz için bu tür coin'lerle ilgili Twitter'dan güncel paylaşımlar yapıyorum sürekli arkadaşlar. YouTube'a sürekli video yüklemediğim için Twitter'da anlık olarak paylaşımlar yapabiliyorum. O yüzden Twitter'dan da beni takip ederseniz arkadaşlar güncel olarak paylaşımlarımı takip edebilirsiniz. Burada bugünkü videomuzun konusunu da 1 saat önce paylaştım arkadaşlar. Bu şekilde Twitter'ı da aktif olarak kullanmanızı sizler için tavsiye ederim. Hemen tekrar CoinMarketCap'e geri geliyorum. Buradan arkadaşlar şu kısım bizim web sitemiz oluyor. Şuraya tıklıyorum. Coin'in web sitesini inceleyebilirsiniz. Bakın Coin'in web sitesi nasıl, ne işe yarıyor. Hemen şuradan sağ tıklayıp Türkçe'ye çevir diyorum. Bakalım birlikte daha yönetim. Buradan dediğim gibi arkadaşlar web sitesini inceleyebilirsiniz. Çok önemli bir noktayı daha belirtmek istiyorum arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edin. Bakın şu kısımda white paper var arkadaşlar. Bu white paper'ı bir tıklayalım, size görselde göstermek istiyorum. Bashes Yukuna isn't here diyor. Kaldırılmış arkadaşlar her nedense buradan. Hemen şuradan bir sayfasından bakalım. Sayfasından görebilecek miyim ben bunun white paper'ını? Neyse, şimdilik bulamadım ama teknik bir sebepten dolayı büyük ihtimalle kaldırılmıştır, yenileniyordur ya da. White paper'ını okuyun arkadaşlar. White paper'ın içeriğinde bu coin ne işe yarıyor, hedefleri nelerdir, ne amaçla çıkarılmış, bu projede çalışan kişiler gibi çokça detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. White paper sonunda arkadaşlar, eğer baktığınız proje kafanızda yatıyorsa bu coin'e belli bir miktar ekleme yapabilirsiniz. Yani sepetinizde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Kafanıza yatarsa sepetinize sizi üzmeyecek miktarlarda bir kısım ekleyebilirsiniz. Hemen bir sonraki coin'imize geçiyorum. Bir sonraki coin'imiz Namecoin. Hemcoin diye yazılıyor. Arkadaşlar bu coin airdrop'tan önce 50 cent civarlarından ben alım yapmıştım. Bu geçen ayın 15'inde falandı arkadaşlar. Airdrop'a doğru bu coin en son 85'e kadar yükseldi. 85'te arkadaşlar ben parçalı bir şekilde şuradan şöyle pozisyon kapatmıştım. 75'te komple pozisyonumu kapatmıştım en sonunda. Ve bu ondan sonra arkadaşlar yavaş yavaş düşüş gerçekleştirdi. En son 75'lere 60'lara kadar indi arkadaşlar. Airdrop alındıktan hemen sonra, yani insanlara XYM adlı coin'den verildikten sonra herkes elindeki bu coin'i sattı ve fiyatı en son 70'e düşmüştü. Burada airdrop işlemi gerçekleştirilmişti ve 70'ten arkadaşlar 35'e kadar bunun fiyatı düştü.
Yani %50'lik bir kayıp yaşadı bu coin. İnsanlar sattığı için biz bunu bekliyorduk zaten. Yani bu düşüş airdrop'tan sonra birçok coin de oluyor. Yalnız bu coin şu an 35 seviyelerinde seyrediyor. Uzun dönemde arkadaşlar bu coin'in toplayacağını tahmin ediyorum. Çünkü bu gerçekten sağlam bir coin yani. Hemen buradan ise CoinMarketCap'ten tüm zamanlarını falan da bir göstermek istiyorum. Hemen buraya geliyoruz. Arama kısmına FEM yazıyoruz arkadaşlar. NEM adlı coin'imizi açıyoruz. Şu anki fiyatını görüyoruz. Buradan gelip total supply arkadaşlar 9 milyar adet. Şu anki market cap'teki değeri ise 3 milyar 360 milyon dolar. Ve 31. sırada CoinMarketCap bakiye sıralamasında arkadaşlar. Hemen buradan tüm zamanları bir göstermek istiyorum. 3 yıl önce 2 dolara kadar yükselmiş bir coin arkadaşlar. Yani potansiyeli olan bir coin açıkçası. Benim de elimde tuttuğum favori coinlerimden biri. Bu düşüşten arkadaşlar yararlandım. Ben bunu ortalama 42 centten aldım arkadaşlar. Ve şu an 37'ye kadar düştü. Yalnız ben bunu satmayacağım. Bekleyeceğim arkadaşlar. En azından 60-70'e çıkmasını bekliyorum. Orta dönem bir vadede. Hemen buradan arkadaşlar web sayfasını inceleyebiliriz. Şurada web sayfasının açılmasını bekliyoruz. Buradan web sayfasını inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada XM simbol adlı coin. Bu bir önceki airdrop'ta verilen coinler arkadaşlar. Bunun bir alt coin'i oluyor NEM coin'in. Burada ise sponsorları bulunuyor. Sağlam sponsorları olan bir coin arkadaşlar. Buradan onları da detaylıca inceleyebilirsiniz. Hemen CoinMarketCap'e geri geliyorum. Buradan Social'a tıklıyorum arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz. Reddit veyahut Twitter hesaplarını buradan takip edebilirsiniz. Son güncellemelerini sürekli takip edin arkadaşlar. Yapılan fork veyahut airdrop işlemleri dediğim gibi bu coin'i yine artıracaktır. Hemen CoinMarketCap'e geri geliyorum. Buradan arkadaşlar ratings yani puanlama sistemine geliyorum. Sistemin yüklenmesini bekliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Stable Outlook'ta B yeşil kısmında bulunuyor ve değerlendirme arkadaşlar A seviyede yani en iyi seviyede yeşilde. Sağlam bir coin arkadaşlar yani her türlü değerlenebilecek bir coin. O yüzden sepetinizde orta vadede bir miktar bulundurabilirsiniz. Sizi üzmeyecek miktarlarda arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Bunlara ek olarak kendi araştırmalarınızı da yapabilirsiniz. Kafanızda yatarsa bunlardan sepetinizde ekleme yapabilirsiniz. Bir sonraki coin'imize geçiyoruz hemen. Bir sonraki coin'imiz Belcoin oluyor. Belcoin de burada gördüğünüz gibi crossover koşusuna çıkmış bulunuyor hemen şu kısımda arkadaşlar. Bakın 50 günlük çizelgemiz 200 günlük çizelgeyi yukarıya doğru kırmış. MA değerleri arkadaşlar bir coin'in değerlenmesini bize gösteren çizelgeler olarak geçiyor. MA değerleri nasıl ekleyebiliriz hemen onu da size göstermek istiyorum. Bu kısım çok önemli. Bunu analizlerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benim sürekli kullandığım bir çizelge oluyor. Bakın şuradan ilkin MA değerlerini kapatıyorum. Sildim mi öncelikle MA değerlerimi? Hemen buradan ekrana gelip sağ tıklıyorum. Buradan arkadaşlar gösterge ekle kısmı var. Oraya bir defa tıklıyorum. Şu arama kısmına MA yazıyorum. Manisa Adana arkadaşlar. Bu hareketli ortalamayı iki defa seçiyorum. 1, 2. Gördüğünüz gibi buraya geldi değerlendirmelerim. Bunların buraya gelebilmesi için arkadaşlar bir de burada Trading VF kısmını seçmiş olmanız gerekiyor. Şuradan Trading VF'i seçiyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar buraya gelip sağ tıklıyorsunuz. Gösterge ekle diyorsunuz. Gösterge ekle dedikten sonra MA yazıyorsunuz ve iki defa bunlara tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hemen buradan göstergelere geliyorum. Şu göstergelerin orta kısmında çark var arkadaşlar. Bakın burada biçim olarak geçiyor. Ona bir defa tıklıyorum. Buradan rengini belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben genelde sarı seçiyorum ve şurayı da büyütüyoruz. Çizelgemiz büyük olsun. Buradan girdiye geri geliyorum ve burayı 50 seçiyorum arkadaşlar. Uzunluk kısmına 50 yazıp tamam diyorum. Oradan tekrar bir altındaki biçime gelip yine tıklıyorum arkadaşlar. Buradan bu defa uzunluk kısmına 200 yazıyorum ve stile geliyorum tekrardan. Şurada çubuğumuzun kalınlığını büyütüyorum ve burayı da arkadaşlar kırmızı yapıyorum. Buradan da tamam diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çizelgelerimiz oluştu. Burada gördüğünüz gibi sarı değer yani 50 günlük değerimiz 200 günlük değeri yukarıya doğru bir kesmiş bulunuyor. Ve bu yukarıya doğru kesişim demek arkadaşlar o coin'in yükseldiğini gösterir. Yalnız bu göstergeyi takip etmeniz lazım. Bu coin aşağıya doğru düştüğünde mesela bakın burada yükselmiş burada aşağıya doğru bir yönelmiş arkadaşlar. Burada aşağıya doğru yöneldiğinde bilin ki o coin düşüşe geçiyordur. Bu çizelge bakın burada aşağıya doğru kırmış 200 günlüğü. Burada şuradan ta 3.29'dan arkadaşlar 1.80'lere kadar bir düşüş yaşamış. MA değerinin aşağıya doğru kırmasıyla ve yukarıya çıkmasıyla da arkadaşlar hemen şurada bakın bir kesişim gerçekleştirmiş. 2.70'den arkadaşlar 3-4 dolara kadar bir yükselmiş. Bu alt alıştan alıyoruz arkadaşlar ve yükselişte de parçalı bir şekilde satıyoruz. Hala yükselme eğilimde olan bir coin. Bu yüzden değerleneceğine güvendiğim bir coin. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bu coin'den de sepetlerinizde belli bir miktar bulundurabilirsiniz. Benim sepetimde de arkadaşlar gördüğünüz gibi 58 adet bulunuyor bu coin'den de.
Hemen şuradan tekrar bir analizini yapmak için CoinMarketCap'e geliyorum. Şuraya Bell Coin yazıyorum arkadaşlar. Son zamanların en yükseğine falan bir bakalım. Arkadaşlar bu coin'den de toplamda 100 milyon adet bulunuyormuş piyasada. Buradan sosyal medya hesaplarına bakabilirsiniz. Pardon, ana sayfalarına bakabilirsiniz. Buradan ana sayfalarını inceleyebilirsiniz. Sonra social'dan sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz tekrardan. Buradan Ratings'ten Ratings puanına bakabilirsiniz. Bazı coin'ler henüz Ratings puanı oluşmamış oluyor. Onu da göz önüne alabilirsiniz. Fazla önemli bir faktör değil ama zamanla bu Ratings puanı da oluşacaktır yani. Buradan Nifts'ten arkadaşlar haberlerini kontrol edebilirsiniz ve şuradan marketten arkadaşlar şuradaki markete tıkladığımızda da hangi borsalarda satıldığına bakabiliriz. Binance, Bitump, ondan sonra GTU borsasında, MXY borsasında, Hotbit gibi borsalarda bulunan bir coin arkadaşlar. Bir coin ne kadar çok markette listelenirse değeri o kadar artacaktır. Sağlamlığına o kadar güvenebiliriz demektir bu. Hemen buradan oraya ve tekrar tıklıyorum. Buradan show more diyorum. Marketteki sıralamamız şu an 327. sırada. Hemen buradan all time high'a geliyorum. All time high'de de arkadaşlar 6 ay önce 10 dolara kadar yükselmiş bu coin. Şu an 350'de yani 3 katı yapabilecek potansiyelde bir coin. Bunun da sizleri üzmeyecek miktarda arkadaşlar sepetinizde değerlendirmeye alabilirsiniz. Hemen bir sonraki coin'imize geçiyorum. UMA adlı coin arkadaşlar bir sonraki coin'imiz ise. Şurada gördüğünüz gibi o da Crossline kesişimi dediğimiz olay bunda da gerçekleşmiş. Ben bu coin'i arkadaşlar ortalama 23 dolardan almıştım birkaç gün önce. Ve şu an aynı seyirde devam ediyor. Yalnız yükseleceğine güvendiğim bir coin açıkçası. Hemen buradan şu şekil bir yapalım arkadaşlar. Bakın burada çok güzel bir pump yemiş. Birinci ayın 31'inde şuradan mesela 11 dolardan 44 dolara kadar bir atmış burada bir yine. Ondan sonra gördüğünüz gibi bakın burada illa aşağıdan gelmesi gerekmiyor arkadaşlar. Bir de bu Crossline kutusunun oluşması için. Bakın burada gelmiş. Şu kutunda tam 200'lüğü kesmeye doğru giderken birdenbire yönünü yukarı çevirmiş bu şekilde. Ve çok güzel bir pump yemiş. Ondan sonra da tekrardan düzeltmesini almış o pump'ın gördüğünüz gibi. Şu an ise o pump'ı tekrar yapmasını umduğum bir coin açıkçası. Yani bunda belli bir miktar sepetinizde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Hemen buradan CoinMarketCap'ten de bir değerlendirmesini tekrardan yapalım. CoinMarketCap arkadaşlar zaten Binance'a ait olan bir site. Coinlerinizi buradan değerlendirme alabilirsiniz. Çok yararlı ve benim sürekli kullandığım bir site arkadaşlar burası. Buradan hemen bakıyorum. Total supply arkadaşlar 101 milyon adet ve 57 milyon adedi bunun şu an dolaşımda. Bu demek ki arkadaşlar hani bu coin'i üreten firma bu adetten daha fazla piyasaya sürmeyecek. Eğer şu şekil oluyor arkadaşlar bu neden önemli derseniz. Bir coin adedi ne kadar fazla olursa fiyatı o kadar düşer. Coin'in sınırı ne kadar az ise arkadaşlar o coin o kadar yükselmeye meyilli bir coin'dir. Bu şekilde onu da size belirteyim. Market sıralaması 62. sıra sıralamada olan bir coin. Şuradan all time high'a gelelim. Bir ay öncesine kadar arkadaşlar 43 doları görmüş bir coin ve all time low'da da 1 dolar. 10 ay öncesine kadar da 1 dolar olan bir coin bu. Ek çıktığında alsaymışız yani şu an 25 katı 23 katı bir kar sağlıyorduk. Yalnız hala yükseleceğine güvendiğim bir coin arkadaşlar. Benim sepetimde bundan da bulunuyor. Sizi üzmeyecek miktarlarda yatırımınızın %10'u veyahut %20'si ile arkadaşlar sepetinize ekleyebilirsiniz. Hemen buradan Binance'a geri geliyorum. Bu sizlere söylediğim arkadaşlar coinlerin hiçbirine all in girmeyin. Yani bütün sermayenizi bir kere de koymayın arkadaşlar. Düşüşlerde canınızı yakabilir. Parçalı bir şekilde farklı coinlerde alım yaparsanız arkadaşlar sizin için daha sağlıklı olacaktır. Bir sonraki coinimize geçiyorum hemen. SC adlı coin oluyor arkadaşlar. Bakın burada Crossline kursuna yine yakalanmış. Şu kısımda hemen 0.13'ten. Burada çok güzel bir pump yemiş. Hemen şuradan kaça kadar gelmiş? 20'ye kadar yükselmiş arkadaşlar. Yani ortalama %80'lik bir yükseliş sağlamış bu coin. Ondan sonra da düzeltmesini almış. Yalnız hala Crossline çizgisinde arkadaşlar hala yükselişi gösteriyor. Yani yükselme olabilitesi olan bir coin hala. O yüzden değerlendirmeye alabilirsiniz bir miktar. Hemen CoinMarketCap'e geliyorum. Buradan coinimizi seçiyorum. Bir iş değerlendirmesini de yapalım. Şuradan siyah coin'i seçiyorum. Şu an buradan güncel fiyatını görüyoruz. Şu an 42 milyar adet piyasada bulunuyor arkadaşlar. Ve bu 42 milyar adedin hepsi şu an dolaşımda. Market sıralaması arkadaşlar 84. sırada olan bir coin. Buradan all time high'a geliyorum arkadaşlar. 3 sene önce 11 senti görmüş bir coin. Yani şu ankinin ortalama 7-8 katı civarında bir şey. Şu anki ortalamasından 7-8 kat yapabilecek kapasitede bir coin oluyor arkadaşlar. Buradan dediğim gibi web sayfalarına bakabilirsiniz. Community'den bu projeyle ilgili çalışan arkadaşları inceleyebilirsiniz. White Paper'dan hemen White Paper'ı açıyorum. Gördüğünüz gibi coin'in White Paper'ını buraya indirdim. Açıyorum buradan. Sizlerle birlikte bakın burada açıldı. Açmış zaten.
Buradan arkadaşlar coin'in içeriğini okuyabilirsiniz. Ne işe yarıyor, amaçları nedir, hedefleri nedir gibi konulara buradan ulaşabilirsiniz. Kurucuları ve iletişim bilgileri gibi tüm konulara buradan ulaşabilirsiniz. Yalnız burası İngilizce arkadaşlar. Bu yüzden dolayı İngilizceniz perfect seviyede değilse arkadaşlar hemen bunu Türkçe'ye çeviriyoruz. Bunu da nasıl yapabiliriz derseniz Google çeviri açıyorum ve hemen şu sağ üstte arkadaşlar dokümanlara tıklıyorum. Buradan doküman yükleyeceğiz buraya. Hemen indirilenlere tıklıyorum. Şuradan dokümen diyorum. Siyah koyun diyorum. Aç diyorum. Çevir diyorum arkadaşlar. Şu an PDF'i çeviriyor. Gördüğünüz arkadaşlar PDF'i komple Türkçe'ye çevirdi. Buradan PDF'in içeriğini yani white paper'ın içeriğini okuyarak coin'in projesi hakkında bilgi edinebilirsiniz. Eğer kafanıza yatarsa arkadaşlar belli bir miktar değerlendirme alabilirsiniz bu coin'den de. White paper ile ilgili şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hemen CoinMarketCap'e geri geliyoruz. Buradan ratings puanına bakalım. Ratings puanı ise arkadaşlar şu an B seviyesinde bulunuyor. Yeşil kısımda bulunuyor. Yani hemen şurada. Bu da bizim için gayet yeterli değerlendirme alınabilecek sağlam coinlerden biri arkadaşlar. Hemen buradan social'a tıklayarak sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz. Şuradan markete tıklıyorum. Burada arkadaşlar hangi marketlerde sergilendiğini görebiliyorsunuz. Binance'da var, Kraken'da var, Huobi Global ve Bittrex. Bakalım başka GTO borsasında var, OKX borsasında bulunuyor. Upbit'te bulunuyor. Bu gibi birçok sağlam borsada bulunuyor. Bu da coin'imizi daha da sağlamlaştırır. Hemen overview'a ve geri geliyorum. Market sıralamasında 84. sırada. Bu coin'i de fazla olmamakla birlikte arkadaşlar sepetinizde bir miktar değerlendirebilirsiniz orta vadede. Ben bunun hala yükseleceğine inanıyorum arkadaşlar. Zaten benim sepetimde de bulunuyor şuradan gördüğünüz üzere. Bu coinlerimin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendim için değerlendirdiğim coinleri analiz yöntemlerimle size de açıklıyorum. Siz de kendi araştırmanızı yapın. Eğer kafanıza yatarsa arkadaşlar siz de sepetlerinizde bunlardan belli bir miktar ekleyebilirsiniz. Son bir coinim kaldı. O da OG adlı coin. Şu kısımda arkadaşlar bakın crossover'ını oluşturmuş. Çok güzel bir pump yemiş şöyle. Buradan destek ve direnç noktalarını da oluşturdum ben. Şu an bu coin en son arkadaşlar ben aldığımda 9.30 falandı. Ve 12 dolara kadar yükseldi. Ben 12 dolarda parçalı bir şekilde satım yaptım. Şuralara düştükten sonra arkadaşlar ben biraz daha alım yaptım. 8-9 dolar civarlarında. Sepetime biraz daha ekledim. Ve şu an tekrar yükselmesini bekliyorum. Çünkü bu da gayet sağlam bir proje. Ve yükseleceğine inandığım bir proje açıkçası. Hemen buradan gelelim. Onun da bir analizini yapalım. Arama kısmına OG yazıyorum arkadaşlar. Osmanlı Girne şeklinde. OG Fan Token. Şunu seçiyorum. Buradan güncel fiyatını görüyoruz arkadaşlar. Bu coin az miktarda olduğu için sağlam güzel bir coin. 5 milyon adet bulunuyor sadece şu an piyasada ve piyasadaki toplam değeri arkadaşlar market cap'teki 12 milyon dolar. 858. sırada olan bir coin. Ve tüm zamanlara geliyorum. 3 ay öncesinde arkadaşlar bu coin 23 dolara kadar yükselmiş bir coin. İlk çıktığında oluyor bu. İlk çıktığında 1.50'den çıkmış ve 23'e kadar yükselmiş arkadaşlar. Hemen ardından şu anki fiyatı ise 9.43 dolar. Şuradan web sayfalarını kontrol edebiliriz. Sayfaya sağ tıklayıp Türkçe çeviri diyerekten daha detaylı bir şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz. Burada sponsorları bulunuyor arkadaşlar. Teknik bilgilerine de buradan ulaşabilirsiniz. Apple ve iOS uygulamaları da burada varmış. CoinMarketCap'e geri geliyorum. Şurada hangi marketlerde olduğuna bakalım. Binance ve Chiliz adlı borsalarda bulunuyor şu an sadece arkadaşlar. Binance gibi bir borsaya girdiyse ilerleyen zamanlarda farklı borsalara katılmasıyla bunun fiyatı tekrardan yükselecektir. O yüzden uzun vadede veyahut orta vadede değerlendirmeye alınabilecek bir coin. Hemen buradan ratings puanına bakalım. Ratings puanı henüz oluşmamış bu coin'de. Social'ına tıklıyorum. Sosyal medya hesaplarına bir bakalım arkadaşlar. Twitter sayfalarına geldiğimde en son 3 saat önce bir paylaşım yaptıklarını görüyorum buradan. Twitter ve sosyal medyalarda aktif olmaları bizim için çok önemli. Bu da demektir ki adamlar projelerinin başında duruyor ve bununla ilgili sürekli insanları bilgilendiriyorlar. Bu da bizim için önemli bir kriter. CoinMarketCap'e geri geliyorum. Bu coin'le ilgili anlatacaklarım bu kadar. Daha da ekleyeceğim bir şey yok şimdilik. Bu coin'lerin hepsine dediğim gibi arkadaşlar buradan GTO sitesinden de ulaşabilirsiniz. Hepsi bulunuyor.
Sadece bu OG adlı coin GTEO sitesinde bulunuyor. Anlattığım diğer bütün coinler GTEO sitesinden de ulaşabilirsiniz. Alım satım işlemini buradan da gerçekleştirebilirsiniz. Nasıl alım satım yapacağınızı bilmiyorsanız bugün yüklediğim videoda onu da detaylıca bir şekilde açıklamaya çalıştım. Onu da açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bugünkü altcoin sepetimden arkadaşlar açıklayacaklarımın hepsi bu kadar. Bu söylediğim bütün coinler benim sepetimde de bulunuyor. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi araştırmanızı yapın lütfen. Kendi araştırmanız sonrasında kafanıza yeterse belli miktarlarda sepetinize ekleyebilirsiniz. Ve pamplanmış hiçbir coin'e de girmeyin arkadaşlar. Girecekseniz de mutlaka stop loss kullanın. Stop loss kullanmadan arkadaşlar o yükselişin bir düzeltmesi gelirse sermayenizi komple eritebilirsiniz. O yüzden yükselmiş coin'lerde lütfen çok dikkatli işlem yapın. Benden bugünlük bu kadar. Videoyu beğenirseniz arkadaşlar lütfen aşağıdan kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum. Bay bay.